Annotative yani ölçeklenebilir boyut stilleri oluşturma. Boyutlar için geçerli olan kural metinler için de geçerlidir. Tasarlanmış baskı ölçeği bilinmeden ölçülendirmeler yerleştirilmemelidir. Neyse ki boyut stilleri de ölçeklenebilir. AutoCAD ölçeklendirme boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Ekranda mekanik bir örnek bulunmaktadır. Bu çizime bazı boyutlar ekleyelim. Başlamadan önce daha önceden bu çizim için bir layout yani ana hat görünümü oluşturulmuştur. Bu layoutu görüntülemek için RP1 sekmesini tıklayın. Başlık bloğuna bakacak olursak, bu çizimin 1'e 2 ölçeğinde hazırlandığını göreceksiniz. Viewport'un ölçeğini de doğruladığınıza göre, tekrar model sekmesine tıklayarak çizim alanına dönüp boyut oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada henüz bir boyut stili oluşturulmadığı için öncelikle bu işlemi yapalım. Bunun için Annotation paneli açılır menüsünü tıklayın. Ardından Dimension Style Manager seçeneğini tıklayın. Açılan iletişim penceresinden New düğmesini tıklayın. Boyut stiline değişken boyut ismini verin. Metin girme işlemi bittikten sonra Start With menüsünü aynı ayarlarla başlatmak için standart olarak bırakın. Ardından Annotated seçeneğini işaretli duruma getirin. Bu seçenek yeni stilin ölçeklenebilir olmasını sağlayacaktır. Continue düğmesini tıklayın. Ardından yeni stilin ayarlarını düzenlemek için Text simgesini tıklayın. Bu sekmede yer alan Text Height alanında herhangi bir boyut ayarınız varsa bu boyutu basılı kağıtta görünecek boyutlarda ayarlamak isteyebilirsiniz. Bu boyutların hepsi kağıt boyutudur. Lines sekmesini tıklayın. Ardından ilk olarak Extend Beyond Lines menüsünden uzatma çizgilerini değiştirelim. Extend Beyond Lines alanını 0.10 olarak değiştirin. Enter tuşuna basın. Bu uzaklık ok başından uzatma çizgisinin sonuna kadar olan uzaklıktır. Daha sonra Symbols and Arrows yani semboller ve oklar sekmesini tıklayın. Arrow Size yani ok boyutu menüsünde yer alan 0.18 değerini 0.12 olarak değiştirin. Text sekmesine geri dönün. 0.18 değeri bir metin boyutu için oldukça büyük bir değerdir. Bunun için bu değeri 0.12 ile değiştirin. Metinlerle ilgili düzenleme yaparken ölçeklenebilir bir boyut stili oluşturmayı merak ediyor olabilirsiniz. Sizce bir ölçeklenebilir metin stili kullanmak zorunda mıyız? Hayır değiliz. En iyisi non-annotative yani ölçeklenemez bir metin stili kullanmaktır. Bir şey daha yapalım. Primary Unit sekmesini tıklayın. Bu sekmede bulunan Precision açılır menüsünden iki ondalıklı seçeneğini tıklayın. Ardından tamam düğmesini tıklayın. Yeni oluşturulan Annotated Dimensions stilinin yanında simge görüntülendiğine dikkat edin. Bu simge, eklenen boyut değerlerinin istenilen baskı ölçeğiyle eşleşmek için kendi kendini boyutlandıracağı anlamına gelmektedir. Ayrıca yeni oluşturulan stilin geçerli boyut stili olarak görüntülendiğini göreceksiniz. Kapat düğmesini tıklayıp iletişim penceresini kapatın. Çalışma alanının alt bölümünde bulunan Annotation Scale açılır menüsünden baskı ölçeğiyle eşleşmesi için 1'e 2 seçeneğini tıklayın. Bu değişikliği yaptıktan sonra RE yazacağız ve enter tuşuna basacağız. Bu işlemi yaparken çizgi türlerine dikkatli bakın. Çizgi türlerinin de annotation ölçeğine uygun olduğunu göreceksiniz. Şimdi çizimi kaydırın. Bu aşamadan sonra doğrusal bir boyut oluşturarak uygulamaya devam edeceğiz. Annotation panelinden linear düğmesini tıklayın. Şekilde yer alan çemberlerin merkezleri arasındaki mesafeyi ölçelim. Bunu yapmak için merkez çizgilerin uç noktalarını kullanabilirsiniz. Ardından space tuşuna basıp yeni bir bölüm yapacağız. Sol tarafta yer alan çemberin merkezi ile çizimin merkez noktası arasındaki mesafeyi ölçün. Son olarak solda yer alan çemberlerin merkez noktalarını ölçün. Yine bu ölçümü yapmak için merkez çizgilerin uç noktalarını kullanabilirsiniz. Başka bir uygulama yapalım. Annotation Scale açılır menüsünü açın. Ölçeği 1'e 4 olarak değiştirin. Bu ölçeğin değiştirilmesi var olan ölçülerimizi değiştirmeyecek, bundan sonraki ölçümlerinize etki edecektir. Dairesel boyutlandırma yapmak için annotation panelinden radius seçeneğini tıklayın. Merkezde yer alan büyük daireyi tıklayın. Buraya doğru çekin. Ölçümün farklı olduğunu göreceksiniz. Çizim 1'e 4 ölçeğinde basılacaktır. 1'e 4 ölçeğinde basıldığında boyutlandırma bu ölçeğe uygun büyüklükte olacaktır. Bu ölçüme ihtiyacınız olmadığı için bunu silebilirsiniz. Erase komutuyla boyutu seçin. Sağ tıklayın. Şimdi Annotation Scale açılır menüsünden tekrar 1'e 2 ölçeğini seçin. Ardından bu seçim için bu ölçeğe uygun olarak dairesel bir boyut oluşturun. Bu gayet iyi görünüyor. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra RP1 sekmesine tıklayın. Bir de layout'a bakalım. Gördüğünüz gibi boyutlar okunaklı ve bu viewport için oldukça uygun görünmektedir. Bu noktadan sonra boyutlandırmaların hepsini annotated style yani ölçeklenebilir stilde yapmak iyi bir fikirdir. Böylece boyutların baskı ölçeğiniz ne olursa olsun sürekli olarak çalışmanıza uygun olarak boyutlandırılacağından emin olabilirsiniz.